mutlu olun. Hoş geldiniz, siz de öğretmensiniz. Siz de 21. Kasım öğretmenlerinizi kutluyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Konuşmalarından saygıyla selamlıyorum. 5 ilçemiz var burada. Tüm öğretmenlerimizin sizin nezdinizde Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Biraz uzadı, yemekler de gecikti. Ben herkesin bildiği, bir de herkesin bilmediği iki soru soracağım. Merak ediyor musunuz sorun ne olduğunu? Ben sorduğum gibi biliyorum diyeceksiniz. Diğerini sorduğumda da bilen belki çıkar. Ne merak ediyor musunuz? Soruyorum. İlkokulda öğretmeninizin adı neydi? Bilmiyor var mı? Peki, ilkokuldayken siz Milli Eğitim Bakanı'nın adı neydi? Bilen var mı? Aramızdaki fark bu. Belki bizi kimse hatırlamayacak ama sizleri herkes hatırlayacak. Yani son... Şimdi benim öğretmenlik geçmişim üstünden bayağı geçti. Ama evde bir 4 yaşında çocuk var. Bir 16 yaşında var. Bir de üniversite sınavına hazırlanan 18 yaşında var. Yani milli eğitimde neler oluyor? Hepsi de devlet okulunda. Ne olup bittiğini biliyoruz. Bir de hanım milli eğitimde rehber öğretmen. Ya şöyle oluyor, böyle oluyor. Tabii eve gittiğimizde ben bir şey anlatmıyorum. Genelde o anlatıyor. O anlatınca da duyuyoruz. Yani sonuç olarak ben şunu söyleyeyim çok fazla uzatmadan. Vizyonumuz ortada, yapmak istediklerimiz ortada. Hep arkadaşlara şunu söylüyorum. İnsanı iki kişi kıskanmaz. Biri annesi babası, diğeri öğretmenleri. Başarısından, yaptığı işten gurur duyan ve yaptığı işle kendisine pay çıkaran, evet ben onun öğretmeniyim, ben bu çocuğun büyümesinde vesile oldum diyen, sizler çok önemli bir görev üstleniyorsunuz. Sizi yalnız bırakmak bize yakışmaz. Hangi konuda olursa olsun, yönetmemiz gereken çok iş var. Ama en öncelikli neslimiz. Burada hata yapmamamız gerekiyor. Beşeri kaynak yetiştiği an zaten bütün güzellikler gelir. Öğretmenlerimizin ihtiyaç duyduğu, herkes işini yapacak. Yani akıl verecek haddimiz yok. Biz yapmamız gereken yerde bulalım. Ama bakanlığımız, kaymakamlığımız, Milli Eğitim Müdürümüz, valimiz, biz eğitim için şunu düşünüyoruz dediğinde bizim bütün daire başkanlıklarımız, genel sekreterimiz zaten nasıl olsa başkanımız evet der, biz bu işi yapalım diye gayret sarf ediyor. Yönetmeye çalışıyoruz. Balıkesir potansiyeli fiziki anlamda ve beşeri insan kaynağı anlamında ben Türkiye'yi değil dünyayı gezen bir insanım. En güçlü illerden bir tanesi. Türkiye'de de, dünyada da. Kısa bir anekdotla anlatayım. Yani bir yerin güçlü olmasını, insanların mutlu olmasını sağlayan oranın zenginliği değildir. Öyle olsaydı, yani Afrika, yer altında, yer üstünde bütün kaynakları var. Ama en fakirdir. Bir yerin zengin olması çok eskiden beri aynı insanların yaşıyor olmasıyla, gelenek ve kültürle alakalı değil. Öyle olsaydı Mısır şu anda dünyayı yönetir olur. Bir ülkenin zeki insanları çok olduğu için dünyanın en güçlü, en refah, en huzurlu yeri olma ihtimali olan yer olsaydı Hindistan olur. Adamların IQ farklı çalışıyor. Bir yeri güçlü kılan, sahip çıkmamız gereken şeyler var, değerler. Bunlardan birincisi cumhuriyet, ikincisi demokrasi. Sizden en çok devletimiz bunu istiyor.
Artı bildiğinizi iyi aktarın. Sevginizi kalbinizden eksik etmeyin. Biz de sizle beraberiz. Size hepinizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Saygılarımı sunuyorum. Konuşmalarından dolayı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Özür dilerim, ben bir şeyi yapın dedikten sonra bütçeden çıktığını kabul ettiğim için başka bir işe geçiyoruz. Ben Nurullah Bey'i buraya davet edeyim, Ulaşım Daire Başkanımızı. Değerli arkadaşlar, zaman gerçekten bazı işlerimizi yapmakta, sizin hayatınızı kolaylaştırmakla ilgili bize sorumluluk üstümüze düşürüyor. Ulaşım maliyetleri arttı. Ve bugün itibariyle tüm öğretmenler, daha doğrusu Öğretmenler Günü 24 Kasım itibariyle tüm öğretmenlerimizin seyahatlerinde indirimler yapıyoruz. Çünkü Bandırma'da oturan bir öğretmenimiz İvrindiye veya Kepsut'a veya Balıkesir Merkez'e veya Gönen'e gitmek zorunda kalıyor eğitim amaçlı. Sürekli olmasa bile. Burada biz şehir içi öğretmenlerimizin seyahat etmelerinde artık grup olarak köye, grup olarak vesaireye gitmekten ziyade biz her yere gidiyoruz. Bizim öz malımız olan araçlarda, yani belediyenin araçlarında, bir tanesinin örneğini vereceğim. Bandırma'daki bir öğretmenimiz Balıkesir'e giderken şu anda 130 lira para veriyor. Bunu 40 liraya düşürdük ve hep sürekli böyle oldu. Yani öğretmen kimlik kartıyla bizim vereceğimiz akıllı kartla bizim otobüslerimize bastığında bilecek. İkinci müjde, 3 tarifeli hattımız var, kartımız var. Bunlar abonmanlı sistemi deniyor. Bunları aldığınızda da bu miktarlar biraz daha aşağı düşecek. Yani 13 lira olan herhangi bir seyahat ücreti 4.30'a düşüyor. 4.10'a kadar düşüyor. Ne kadar sık bindiğinizle alakalı. İkincisi de Balıkesir'in çeşitli yerlerine iki tane otelimiz var şu anda. Restoranlarımız var. Et restoranlarımız. Bağbaksımız var. Öğretmenlerimiz buraya gittiklerinde yine akıllı kartımız var. Bunları bize müracaat edip aldıklarında bu kartlarımızla her yerde otellerimizde termal otelimiz var. Normal şehir otelimiz var. %20 indirimli yararlanacaklar. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi burada söyledik. Duyulur herhalde camiada. Ama fiyatlarla ilgili mantığı da Nurullah Bey, daire başkanımız Ulaşım. Onun numarasını alın. Sorun çıkarsa da direkt arayın. Ya da 444-4010'u arayın. Ben onları takip ediyorum. Ama daire başkanını ararsanız ben çekişmeden çözer sorun. Talimat gereği numaramı paylaşmak zorundayım değerli hocalarım. Numaram 530 644 96 36. İsmim Nurullah Ere. Ulaşım Daire Başkanı. Yavaş yavaş alalım. 530 644 96 36. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayrıntıya hemen giriyorum.